Şehirde de sizi bilgilendirmiş olduk. Havalar çok sıcak. Bol su içmek gerek. Bol su içince böbreklerimiz de rahatlıyor. Ancak bazı insanların böbrekleri maalesef düzgün çalışmıyor. Böbrek yetmezliği konusunda Ankara'dan bir uzmanımız, Profesör Doktor Cem Sungur, arkadaşımız Nur Viral'in sorularını cevaplandırdı. Sevgili seyircilerimiz, programımızın bu bölümünde böbrek yetmezliğini konuşacağız. Dahiliye uzmanı Profesör Doktor Cem Sungur hocamız bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Konumuz böbrek yetmezliği diyoruz ama son dönemde galiba bu kavram da biraz değişti. Evet, doğru. Kavram aslında 2002 yılında değişmeye başladı. O tarihte büyük bir çalışma grubu oluşturuldu uluslararası düzeyde. Ben de içindeydim. Daha önceki dönemlerde böbrek yetmezliği sadece böbreklerin tükendiği ve artık böbrek yerine geçmesi gereken tedavilerin ortaya çıktığı, yani diyaliz ve organ nakli gibi ihtiyaçların ortaya çıktığı durumu tanımlıyordu. 2002'deki çalışmalar aslında kronik böbrek yetmezliğine gitmeden önce hastaların birçok süreci geçtiğini ve bu süreçler sırasında böbreklerin zaten hasta olduğunu, değişik evrelerde hastalığın değişik yöntemlerle tespit edilebildiğini ve bazı yöntemlerle de bu ilerleyişin durdurulabildiğini, hatta tamamen ortadan kaldırılabildiğini gösterdi. Dolayısıyla kavram birdenbire değişti. Kronik böbrek hastalığı denince sadece nefrologların, ki ben aynı zamanda bir nefroloğum, diyaliz yaptığı, organ nakli için hazırladığı, karmaşık, zor tedavi süreçlerini yönettiği bir hastalıktan çıktı. Toplumun genelini ilgilendiren büyük bir sağlık sorunu haline geldi. Dolayısıyla şu anda bütün dünyada kronik böbrek hastalığı dendiğinde bulaşıcı olmayan ama giderek artan sayıda görülen kronik bir sağlık sorunu algılanıyor. Peki, sağlıksız böbrekle ilgili temel bulgular neler? Biz hangi belirtilerle size başvurmalıyız? Çok yerinde bir soru. Ne yazık ki diğer bazı hastalıklara göre bizim çok fazla belirti ve bulgu gösteren hastalıklarımız yok. Daha mı sinsi ilerliyor hocam? Oldukça sinsi ilerliyor. Böbrek yetmezliği dediğimiz aşamaya geldiğinde ancak hastalar kendilerinde bazı sorunlar hissediyorlar. Aşırı yorgunluk olabilir, halsizlik olabilir, kansızlık olabilir, kaşıntılar olabilir, sabahları bulantı, kusmalar olabilir ama bunlar oldukça geç dönem. Kronik böbrek hastalığının en son dönemlerinde ortaya çıkıyor. Çok ileri safhada ortaya çıkıyor. Aynen öyle. Yani. Dolayısıyla bu belirtileri, bulguları beklemeye kalkarsak daha önceki aşamalarda birçok hastanın teşhisini koyamamış olacağız ve onlara gerekli tedavileri, yardımları yapamamış olacağız. Dolayısıyla bizim yaklaşımımız günümüzde belirti bulgulardan çok insanlara risklerine göre erken dönemde doktora yönlendirmek oluyor. Size başvurduğumuzda bizi nasıl bir süreç bekliyor? Aslında daha iç hastalıkları uzmanı ve nefrologlar kendiliklerinden hastanın risk altında olduğunu hatırlayabiliyorlar, uzmanlıkları gereği. Aile hekimleri her zaman bu riskin farkında olamayabilirler. Yavaş yavaş bu kavramlar çünkü uygulamalara giriyor. Hastanın kendisinin ifade etmesi veya bir yakınının ifade etmesi de çok önemli. Yani ben diyabetiyim, şeker hastasıyım, böbreklerimin sağlıklı olup olmadığını merak ediyorum. Bana yardımcı olabilir misiniz? Evet. Diğer durumlarda böyle bir rahatsızlıkla ilgili elimizde bir kayıt varsa, hastanın diyabetik olduğunu, hipertansif olduğunu, ailesinde böbrek hastası olduğunu, ki biz hastamızla konuşurken bu bilgileri topluyoruz, kaydediyoruz. O zaman onları doğru testlere yönlendiriyoruz ki bu testler aslında diğer bazı hastalıklara göre oldukça kolay yapılabilen testler. İki tane testimiz var. Bir tanesi idrar tetkiki yapıyoruz ve idrarda albümin olup olmadığına bakıyoruz. İkincisi de kanda böbreklerin normalde temizlemesi gereken bir madde, adı kreatinin, çok önemli değil,
yükselmiş mi, birikiyor mu kanda diye bakıyoruz. Yani birinde yapısal bir bozukluk var mı, işte böbrekler kaç tane falan aşamalarına geçmeden önce her yerde yapılabilen iki tane basit yöntemi var. Temel testi yapıyoruz. Bu testlerde bir sorun saptadığımız zaman daha sonra biraz daha ayrıntılandırabiliyoruz. Ama şu anda üstünde durduğumuz bu testler ilk teşhis için veya böyle bir sorunun varlığından şüphelenmek için oldukça yaygın olarak kullanılan testler ve her yerde de yapılıyor. Peki nasıl bir tedavi şekli uyguluyoruz böyle bir tabloyla karşınıza geldiğimizde? Şimdi aşağı yukarı 5 evresi var kronik böbrek hastalığının. 5.'si en ağır olan böbrek yetmezliği dediğimiz aşama. En ileri safhası galiba. En ileri safhası. 1.'si de en basit dediğimiz ilk safhası veya en hafif safhası. Daha doğrusu basit değil de hafif safhası. Şimdi bu 5 aşamanın her bir aşamasında yapılması gereken yardımlar, tetkikler ve tedaviler farklı ve aslında iyi de tanımlanmış durumda. Sadece kişinin o ihtiyaçta olup olmadığına bakmak lazım. Genel şablonlar belli ama hastamız o ihtiyaç içinde mi? İşte ne bileyim, D vitamini başlamak gerekiyor mu? Kansızlığı varsa kan yapımını arttırmak için hangi tedavi uygulamak lazım? Kandaki potasyum tehlikeli şekilde yükseliyorsa ne yapmak lazım? Onun için hangi evredeyse hastamız, yaşam biçimi değişikliklerinden değişik ilaç tedavilerine kadar değişik tedaviler uyguluyoruz. Diyetini mutlaka değiştiriyoruz. Onun dışında kan basıncını mutlaka kontrol ediyoruz ve özel ilaçlar kullanıyoruz. D vitamini eksikliği, kalsiyum eksikliği gibi dengesizlikleri düzeltiyoruz. Kansızlıkla mücadele ediyoruz ve asitle mücadele ediyoruz. Çok önemli değil mi hocam? Bunlar çok önemli çünkü son dönem böbrek yetmezliğine gitse bir de süreç, vücudun sağlığını koruyarak o süreci ilerletmeye çalışıyoruz. Bu dönemde çok daha önemli olan bir şeye, bir noktaya da değinmek istiyorum. Kronik böbrek hastalığı teşhisi almış olan kişiler ani böbrek hasarlarına da açık hale geliyorlar. Bu da son yıllarda çok dikkat çeken bir durum. Ve öyle bir ani hasar yaşadıkları zaman çok hızlı bir şekilde son dönem böbrek hastası haline gelebiliyorlar. Çok hızlı derken 1-2 gün içinde. O kadar. Ben size örnekler vereyim. Ne kadar sık karşılaştığımız sorunlar olduğuna siz karar verin. Bu ağrı kesici ilaçların bir grubu var. Nonsteroid diyoruz. Yani çok sık kullanılıyor. Baş ağrısı için, kas ağrısı için, ateşli hastalıklar için, spor yaralanmaları için. Kronik böbrek hastaları bu tür ilaçlar aldıkları zaman böbrek kanlanmaları bozulacağı için, kanda bazı dengesizlikler olacağı için böbrekleri anında durabiliyor. İkincisi, sık olarak yapılan radyolojik tetkiklerde kullandığımız boyalar, anjiyolarda, tomografilerde. Böbrek hastası olan kişilere bu boyalar verildiği zaman böbrek aniden durabiliyor. Evet. Ve geri dönüşü de olmayabiliyor. Bir diğer örnekte son yıllarda bazı lamanlar, işte kolonoskopi yapılacak. Böbrek hastasına yaklaşım başka olmalı, böbrek hastalığı olmayan kişiye başka olmalı. Başka bir deyişle bir insan böbrek hastalığı olduğu konusunda bilgilendirilmişse, böyle bir teşhisi varsa, bir de böbrek hastalığını arttıracak, aniden onu sıkıntıya sokacak risklerden de korumayı alıyoruz. Yani bilinmesinin bir de böyle bir yararı var. Yani 3 tane yararı var. Evet. Böbrek hastalığının izlemi ve komplikasyonlarının ertelenmesi, durdurulması, kalp damar sağlığı açısından dikkatli olunması ve eğer varsa artmış riski doğru doktora, doğru zamanla yönlendirilmesi ve kronik böbrek hastalarını da ani hasarlardan korumak, risklerden uzak tutmak. Hocam, sizin kıymetli bilgilerinizi sevgili seyircilerimizle paylaşmaya devam etmek isterdik ama süremiz çok kısıtlı. Son olarak şunu alabilir miyiz sizden? Böbrek sağlığımızı korumak için nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Günde 8 bardak su gerçekten yeterli mi? Siz ne tavsiye edersiniz? Su konusu biraz fazla abartılıyor gibi gözüküyor. Normalde bir insanın günlük ihtiyacı 1,5-2 litre kadar su.
Çok sıcak ve nemli, rutubetli havalarda bu ihtiyaç biraz daha artabilir. Hı hı. Sadece bunun üstüne çıkarak 3-4 litre, 5 litre su içerek böbrekleri düzeltmek veya böbrek hasarını engellemek mümkün değil. Ama yeterli su alımı özellikle bazı böbrek hastalıklarında çok çok önemli. Çok önemli. Bana kabaca bir rakam verecek olursanız 2 litre günde yeterli gibi yetişkin gözüküyor. Bir insan için yetişkin 2 litre değil. Yeterli. Hava koşulları çok farklıysa 2,5-3 litreye kadar hı-hı çıkabilir, bu su olarak söylüyorum. Onun dışında diyetine dikkat etmesi lazım. İki türlü. Bir tanesi kilosunu mümkün olduğu kadar azaltmasında yarar var. Normal kiloya inmesinde, eğer vücut kitle indeksi yüksekse. İkincisi de bazı gıdalar böbrek hastalığının ilerlemesini arttırıyor. Proteinli gıdalar, hayvansal proteinler bunların başında. Daha ayrıntısı bir uzman diyetisyen tarafından anlatılabilir, yardımcı olabilir. Üçüncüsü kan basıncı. Eğer yüksek tansiyon varsa mutlaka onu belli değerlerin altına indirmeye çalışıyoruz. Dördüncüsü eğer kan şekeri yüksekliği, yani diyabet varsa kan şekeri ortalamaları olan A1, C'leri belli bir seviyede tutmaya çalışıyoruz. Beşincisi eğer böbreğe zarar verecek ilaçları alıyorsa, tüketiyorsa veya başka hekimler bilmeden böyle bir sorunu öneriyorsa onu engellemeye çalışıyoruz. Hı hı. Ve kalp damar sağlığını korumak için, sağlamak için yapılan genel önerileri aynı şekilde hastalarımıza öneriyoruz. Egzersiz yapması, sigara içmemesi, bunlar çok önemli. Ve kandaki kolesterol düzeyi yüksekse onu da kontrol eden ilaçlar kullanması şeklinde. Ama daha önemlisi var ki şeker ve tansiyon hastasıysak mutlaka bir uzmana görünmemizde fayda var, değil mi? Evet. Bu çok önemli. Çok önemli. Tekrarlayayım, bu arada program bitiyoruz. Uzmana gitmeden önce ilk tetkikleri sağlık sisteminin her aşamasında yaptırabilirler. Orada bir sorun varsa tabii ki bir uzmanla görüşmeleri çok yararlı olacaktır. Hocam çok teşekkür ediyorum verdiğiniz kıymetli bilgilerden dolayı. Dahiliye ve nefroloji uzmanı Profesör Doktor Cem Sungur hocamızı sizler için ağırladık. Ya, ya bu benimki değil mi? Ne o? Şimdi seninki mi oldu? Oho!